Vallahi yani bir Eylül ayından bu yana güzel bir palamut mevsimi yaşıyoruz şu anda. Yani şu an son demleri gibi olabilir. Biraz balıklar küçülmeye başladı ama ara ara büyük balıklar da çıkıyor. Sinop tarafından gelen balıklar var, Ereğli'den gelen var, kısım kısım Trabzon ve Samsun arasında yakalanan balıklar var. Yani çok güzel bir sezon geçiriyoruz şu anda. Bu bir göç balığı, palamut sonuçta bir göç balığıdır. Yani ne zaman biteceği, ne zaman kaybolacağı belli olmaz ama su soğuduğu sürece kaybolma ihtimali var. Yani şu an mesela tezgahlarda 40 liradan 60 liraya kadar palamut satıyoruz. 3 tanesini yüzdeye satan arkadaşlarımız da var, 4 tanesini satanlar da var. Onlar küçük balıklar yalnız. Balık büyüdükçe fiyatı biraz daha artıyor yalnız. Onun haricinde çeşit olarak işte çinekop var, sarı kanat var, zaman zaman sargan geliyor, mezgit geliyor. Gün geçtikçe çeşitler çoğalacak yani. Bu şehir efsanesi yani, bunlar palamut olsun, hamsi olsun, bunlar göç balığıdır yani. Onun rotasına bağlı, ne zaman nereden geçeceği belli olmuyor bu balık. Söylenen şudur tabi, halk olarak söylüyorlar yani palamut olduğu zaman hamsi olmaz ama yani bir nebze. Ben çok gerçekçi bulmuyorum yani. Çinekop mesela 60 liradan 90 liraya kadar çinekop satılıyor. Sarı kanat var, o 100'den 150'ye kadar satılıyor. Lüfer var, tanesi 150 lira civarında. Kültür balıkları zaten fiyatları sabit. Devrek ve çupra, onların fiyatları sabittir. Türkiye'nin dört tarafında aynı fiyatları satılır yani. Onun haricinde şu an egzem bir balık yok. Bir palamut yoğunluğu var. Yani insanlar palamuta karşı bir şey var, albenisi var. Palamut peşindeler yani.